başlar önde, gözler alabildiğine açık. Yanan şehirlerin kızıltısı, çiğnenen ekinler ve bitmez tükenmez ayak sesleri gidiliyor. Ve insanlar katlediliyor. Ağaçlardan ve danalardan daha rahat, daha kolay, daha çok. Sevgilim, bu ayak sesleri bu katliamda hürriyetimi, ekmeğimi ve seni kaybettiğim oldu. Fakat açlığın, karanlığın ve çığlıkların içinden güneşli elleriyle kapımızı çalacak olan gelecek günlere güvenimi kaybetmedim hiçbir zaman. Ölümünün 60. yılında gelecek güzel günlere güvenini hiçbir zaman kaybetmemiş olan yoldaşımız, ustamız Nazım Hikmet'i anmak üzere bir aradayız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi tabii sevdalımız komünist olunca onun ölümünü böyle bir ağıtla anmayacağız malum. Onun umudunu, kararlılığını, inancını büyütmek üzere çok değerli tiyatro sanatçısı, müzisyen ve çok özel bir konuğumuz bizlerle olacak. Ve bugünü dediğim gibi o inadı, o inancı, kararlılığı büyüttüğümüz bir gün olarak geçireceğiz. Sanatçı dostlarımızı sahneye almadan önce Nazım'ın partisi, Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam'ı sahneye davet ediyorum. Sevgili dostlar, Nazım'ın dostları, yoldaşları, bugün 60. ölüm yıl dönümünde Nazım'ı umutla, kararlılıkla, inançla ve hep birlikte anıyoruz. Ben hepinizi Nazım Hikmet'in safında olmakla her zaman övündüğü, oğluna emanet ettiği parti adına, Türkiye Komünist Partisi adına gururla ve onurla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar, 3 Haziran bugün. 4 Haziran'da, 3 Haziran 1963 Nazım'ı kaybettiğimiz yıl. 2023'e gelirken kocaman bir 60 yıl geçmiş. Ama Nazım Hikmet'in umudu, direnci hiç azalmamış bu 60 yılda. O yüzden 60'lar 100, yüzler 160 olsa da Nazım dimdik ayakta. Nazım'ı hiç kimse, ama hiç kimse bu dünyadan ve bu topraklardan silemiyor. İnsanlığın şairi olmasını, emeğin şairi olmasını, büyük bir mücadeleci ve komünist şair olmasını silemiyorlar. 60 yıl sonra Nazım Hikmet hep bizimle, bizim yanımızda ve bundan sonra da her zaman bizim yanımızda olmaya devam edecek. Umutla, inançla ve kararlılıkla onun mücadelesini, mirasını hep birlikte büyüteceğiz. Ben çok uzun konuşmayacağım. Bugün normalde daha güneşli bir gün olmasını umut ediyorduk. Yağmurlu ve biraz serin bir gündeyiz. Ama değerli sanatçılarımızın, dostlarımızın şiirleriyle, şarkılarıyla Nazım'ın aklını, yüreğini, mücadelesini yaşatacağını ve bize çok ama çok iyi anlatacağını biliyoruz. Ve her birimizin buna çok ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz. Ben çok kısa şunu hatırlatmak istiyorum. 60. ölüm yıl dönümünde Nazım'ı anarken hep şu kelimelerden bahsediyoruz. Şu kelimeler aklımızdan geçiyor. Umut, inanç, kararlılık ve mücadele. Neden bu kelimeleri seçiyoruz? Biraz onu anlatmak istiyorum. Hem Türkiye hem dünya çok zor ve çok karanlık dönemlerden geçiyor. 2 gün sonra bundan 4 ay önce yaşadığımız büyük deprem felaketinin 4. ayına girmiş olacağız. 2 gün sonra tam. Ve biz bu
4 aya büyük bir acı ve öfke biriktirerek girdik. Aynı zamanda biz bu 4 aya 2 seçim sıkıştırdık. Bu seçimler hepinizin bildiği gibi ilkesizliğin, programsızlığın, karanlığın, umutsuzluğun seçimleri oldu. Ve seçimleri geride bıraktık. Şimdi bugün Nazım'ımızı, ustamızı, yoldaşımızı anıyoruz ve Nazım'ımızı anarken şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz Nazım'ımızı anarken ülkeyi Erdoğan'la birlikte yönetecek yeni ve gerici patron sevdalısı karanlık kabine açıklandı. Biz Nazım'ımızı anarken stratejik oy palavralarıyla Erdoğan'dan kurtulmak için verdiğimiz oylarla Erdoğan'ı ayakta alkışlayanlar o meclise girdiler. Biz Nazım'ımızı anarken bugün ülkemizde o parlamentoda 3 eşli vekiller var. Biz Nazım'ımızı anarken o büyük felakette, o depremde enkazların altında kalan, hala Hatay'da susuzluk çeken depremzedelerden geçmişe dönük su parası talep edildiğini öğreniyoruz. Biz Nazım'ı anarken hala bu ülkede açlık, yoksulluk, işsizlik, iş cinayetleri, kadın cinayetleri devam ediyor. Evet, böyle bir tabloda anıyoruz Nazım'ı ve böyle bir tabloda öfkelenmemek, karamsarlığa kapılmamak, umutsuzluğa kapılmamak çok zor. Evet, çok zor ama işte tam da bu yüzden Nazım'ı anarken dedik ki umutsuzluğa kapılmayacağız, kararlı olacağız, inançlı olacağız. Her zaman ve her zaman irademizi koruyacağız diyerek yola çıktık. Çünkü Nazım bizim için ayağa kalkmak demektir. Çünkü Nazım bizim için mücadele etmek demektir. Çünkü Nazım halk olmak demektir. Nazım eskinin yerine yeniyi, çürümüşün yerine ileri olanı savunmuştur her zaman. Ve şimdi sıra bizde. Eskiyi, çürümüşü, tarih olanı yıkacağız. Yerine yenisini, iyi olanı, doğru olanı kuracağız. Tıpkı Nazım'ın bize bıraktığı miras gibi. Nazım bize önemli bir miras bıraktı. Mücadele mirası bıraktı, kavga mirası bıraktı. Nazım'ın yapmadığı tek bir şey vardı. Kolay yoldan kurtuluşu aramak. Bugün Türkiye'de herkes kolay yoldan kurtuluşu arıyor. İnsanlık ağır ve zor dönemlerden geçiyor, kabul. Ama insanlık bundan önce de ağır ve zor zamanlardan geçti. İnsanlık açlıklardan, savaşlardan, büyük karanlıklardan geçti. Ama o dönem bizden önceki devrimciler hiçbir zaman boyun eğmemeyi, umut kesmemeyi, büyük insanlıktan umut kesmemeyi öğrettiler bize. Biz de yine umudu kesmeyeceğiz ve büyük insanlığa güveneceğiz. Kolay yoldan kurtuluşlara karnımız tok bizim. Nazım'ın tek bir kurtuluş hayali vardı ve tek bir düşü vardı. Memleketinin ve emekçi halkın kurtuluşuydu. Bugün birileri o kurtuluşun içini boşaltmaya çalışıyorlar. Patronlarla emekçilerin kurtuluşunun ortak olduğunu savunuyorlar. Buradan çok açık söylüyoruz. Öyle bir şey yok. Nazım Hikmet'in de kurtuluş düşünde emekçilerle patronların kurtuluşu ortak değildi. Patronların kurtuluşu ortak değildir. Birileri bugün bu kurtuluşun içini boşaltmaya, Nazım Hikmet'i de buna alet etmeye çalışıyor. Biz bunu ve yani şuradan açıklıkla söyleyelim. Nazım Hikmet emekçilerin şairidir. Bu yüzden Nazım Hikmet hiçbir zaman zenginlerin sofrasına oturmaz. Koçların, Sabancıların sofralarına oturmaz. Patron örgütlerinde şiirleri okunmaz. Birileri bunu yapmaya çalışsa da biz karşılarında Nazım'ın partisi olarak dimdik ayakta duracağız. Nazım bir komünisttir. Nazım Türkiye Komünist Partisi. Sevgili dostlar, son olarak şunu söyleyerek
sözlerime son vermek istiyorum. Nazım'ın kurtuluşu dedik, Nazım'ın hayali dedik. Nazım ülkesi işgal altındayken bağımsızlıktan, aydınlanmadan, eşitlikten, sosyalizmden yana saf tuttu. Bizler de bugün ülkesinin kurtuluşunu isteyenler olarak sömürüye karşı eşitlikten, gericiliğe karşı laiklikten, emperyalizme karşı bağımsızlıktan yana saf tutacağız. Nazım Hikmet dün de o saftaydı. Bugün de Türkiye Komünist Partisi saflarında ve her zaman öyle olacak. Biz büyük bir gururla ve inançla şunu hissediyoruz. Türkiye Komünist Partisi deprem zamanında, enkazda insanları kurtarmaya çalışırken, dayanışmayı büyütmeye çalışırken Nazım Hikmet'i biz yanımızda hissettik. O da partisinin yanındaydı. Biz gericilikle mücadele ederken Nazım Hikmet partisinin yanında, yoldaşlarının yanında. Biz herkes umutsuzluğa kapılmışken dün, ondan önceki gün Taksim'de Haziran direnişinin 10. yıl dönümünde boyun eğme memlekete sahip çık derken Nazım bizim yanımızdaydı. Kol kolaydık ve hep birlikteydik. Bundan sonra da her zaman böyle olacağını bilelim lütfen. Türkiye Komünist Partisi Nazım Hikmet'in mirasını büyük bir gururla, onurla, umutla ve kararlılıkla taşıyor. Taşımaya da devam edecek. Biz hep birlikte bu azgın yobazları, sömürücüleri, işgalcileri bu ülkeden kovacağız ve onları yeneceğiz. Yenerken de Nazım yanımızda olacak. Onu her zaman yanımızda hissedeceğiz. İşte bu umut ve inançla taşıyoruz bu kararlılığı. Ve diyoruz ki, ve elbette ki sevgilim, elbet dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet. Teşekkürler. Senem'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca aksaklık için tekrardan özür dileriz, kusura bakmayın. 1902 yılında doğdu Nazım ve genç yaşında yurdunun işgal edildiğini gördü. Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Anadolu'ya doğru yola çıktı. Bu yolda gözlemledikleri üzerine sorduğu sorular ve bu sorulara verdiği cevaplar onu 1917 yılında kurulmuş olan dünyanın ilk sosyalist devletine götürdü, ülkesine götürdü ve orada komünist oldu Nazım. 1928 yılında da yurda geri döndü. Neden geri döndü? Sosyalizm mücadelesini bu topraklarda devam ettirmek üzere, sosyalizmi bu topraklarda kurmak üzere. Fakat bu topraklarda karşı devrimci güçler çoktan güç biriktirmeye başlamıştı bile. Ve 1938 yılında düzmece bir mahkemeyle ne yazık ki Nazım Hikmet mahkum edildi. Fakat bu 13 yıl sürecek olan mahkumiyeti Nazım Hikmet hiç de karamsarlıkla karşılamamıştı. Nasıl karşıladığını onun dizelerinden ve çok değerli tiyatro sanatçısı Senan Kara'nın güzel sesinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime. Toprağını, aydınlığını, kavgasını ve ekmeğini seviyorum. Kutrunun ölçüsünü santimine kadar bilmeme rağmen ve meçhulüm değilken güneşin yanında oyuncaklığı dünya inanılmayacak kadar büyüktür benim için. Dünyayı dolaşmak, görmediğim balıkları, yemişleri, yıldızları görmek isterdim. Halbuki ben yalnız yazılarda ve resimlerde yaptım Avrupa yolculuğumu. Mavi pulu Asya'da damgalanmış bir tek mektup bile almadım. Ben ve bizim mahalle bakkalı
İkimiz de kuvvetle meçhulüz Amerika'da. Fakat ne zarar? Çin'den İspanya'ya, Ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar her mili bahrede, her kilometrede dostum ve düşmanım var. Dostlar ki bir kere bile selamlaşmadık, aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz. Ve düşmanlar ki kanıma susamışlar, kanlarına susamış. Benim kuvvetim bu büyük dünyada yalnız olmamaklığımdır. Dünya ve insanları yüreğimde sır, ilmimde muamma değildirler. Ben kurtarıp kellemin nida ve sual işaretlerinden büyük kavgada açık ve endişesiz girdim safıma. Ve dışında bu safın toprak ve sen bana kafi gelmiyorsunuz. Halbuki sen harikulade güzelsin. Toprak sıcak ve güzeldir. Sevgili Senan Karay'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel yorum için. Şimdi her zaman kol kola, omuz omuza yürüdüğümüz değerli piyanist Dengin Ceyhan'ı takdim ediyorum. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Böyle güzel bir günde sizlerle birlikte olmak harika. Ben sizlere Fazıl Say'ın Nazım Baladını, ardından da çıkarmış olduğum ilk albümden For Those Who Died Alone adlı parçayı seslendireceğim. Sonra veda edeceğim size. Herkese iyi dinletiler, sağ olun. Thank you.
Çok teşekkürler. Sizlerin söyleyeceği bir şarkıyla kapatıyoruz. Karlı Kayın Ormanı eşlik ederseniz sevinirim. Thank you.
Değerli Dengi Ceyhan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli misafirler, belli ki programımızın sonuna kadar kimi ufak tefek aksaklıklar olacak ama yani varsın olsun, az önceki şarkıdaki gibi bence hep birlikte üstesinden geliriz. Ne dersiniz? Ne de olsa Nazım'ın kararlılığı hepimizde var. Şimdi programa başlarken de söylemiştim. Özel bir konuğumuz var bugün. Nazım Hikmet'in yeğeni, değerli ressam Ayşe Yaltırım aramızda. Kendisini... Kendisini 60 yıl önce aldıkları bir haber ve o haberin hissettirdiklerini bizimle paylaşmak üzere sahneye alıyoruz. Ormanın şarkısı. Bunu annem çok severdi. Biz Moskova'ya gittiğimizde bu kayın ormanına gittik. Onun dağını gördük. Hakikaten bu şarkının orada onun çektiği yalnızlığı yani görmeniz lazımdı. Yani o evde oturmuş, memleketini düşünmüş, kışın karlar yağıyor. Yani memleketim diye çırpınıyor. Ben çok heyecanlıyım. Ben 87 yaşındayım. Resim yapıyorum. Hiç bir zaman hayata küsmedim. Her zaman bir şeyle meşgul oldum. Dayımın yeğeni olmaya çalıştım. Şimdi ben bundan 60 sene evvel Heybeliada'da oturuyorduk. Bir arkadaşlarımız orayı kiralamışlardı. Bize de daha evvel bir 15 gün orada kalma fırsatı oldu. O gün ben evliydim. Eşim Aydın Germen talebelerini çağırmış, bir karı koca. Ben de tabii yemek hazırlığı falan yapacağım. Sonra rıhtıma indim, Heybeliada rıhtımına. İşte bir sürü alışveriş yaptım, kucağım böyle dolu. Tam eve yokuştu oturduğumuz yer, tam eve gideceğim. Böyle bir gazeteye gözümü çarptı nasılsa. Şöyle küçücük şeylerle, ne derler ona işte, küçücük bir haber, Nazım Hikmet öldü diye. Ben o zaman yani herhalde düşmek üzereydim mi bilmiyorum artık, nasıl eve geldim. Evdekilerin de haberi varmış zaten. Onlar da bana nasıl anlatacaklarını şey yapıyorlar, düşünüyorlarmış. Ben oraya girdim. Ya zaten bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Sonra işte onu andık, konuştuk falan. Sonra annem Ankara'daydı. Annemin hiç haberi yoktu. O da oyun severdi. Böyle şerefine oynardı parayla falan değil konten. O da misafirliğe gitmiş. Gazetelerden falan haberi yok. Ondan sonra herkes haberi olmadığını anlamış. Sonra abim Ankara'daydı o zaman. Ona şey yapmışlar, demişler anlatalım, nasıl anlatalım. Birdenbire söyleyelim demiş. Çünkü annem onun ablası gibiydi. Ondan 6 yaş küçüktü ama annesi gibiydi. O da bir onun biraz hata yaptılar hala. Birdenbire söyleyince bayılmış falan. Sonra işte dayım hiçbir zaman kaçmadı Türkiye'den.
İstanbul çocuğu olmuştu, 3 aylıktı. Şey yapma, orada yerleşmek istiyordu. Fakat o bir haber gelmiş, askere çağırıyorlar er olarak. Zara'ya gidecek. Halbuki benim dayım Harbiye'den, Bahriye'den mezun, kılıç kuşanmış. Onun varlığını yok sayıyorlar ve öldürecekler tabii. Orada arkasından vuracaklar. Ondan sonra bu nedenle kaçmadık, zorlandı. Memleketini terke zorlandı. Ben dayımı hep hapishanede gördüm. Çok korkunçtu, çok korkardım küçücük çocukluğundan beri. O çıktığı vakit ben 13 yaşındaydım. Ondan sonra o yaz İstanbul'daydım. İlk defa dayımı sokakta yürürken gördüm. Çok güzel hatıralarımız oldu. Bir şeyde küçük moda, Bomonti falan oralara gittik. Ondan sonra bir sürü hatıra, yani canlı canlı gördüm. O kadar tuhaf bir şey ki anlatamıyorum size. İşte böyle, ben daha ne diyeyim ki? Çok kusura bakmayın, ben alışık değilim böyle konuşmaya. Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Çok sağ olun. Benim kuvvetim bu büyük dünyada yalnız olmamaklığımdır demişti Nazım. Sınıfsız, sömürüsüz bir ülke ve insanlık mücadelesinin neferlerinden biriydi. Bu mücadeleyi de dostları, yoldaşları ve partisiyle yürütüyordu. Ve bu yolda da o güzel günlere, o gelecek günlere partisiyle, dostlarıyla ve yoldaşlarıyla birlikte yürüyordu. Bu yürüyüşü anlattığı yürümek şiirini değerli tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'dan dinleyeceğiz. Ve kendisine eşlik etmek üzere Engin Ceyhan'ı tekrar sahneye davet ediyoruz. Evet, hem Orhan Aydın'a hem Dengi Ceyhan'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi sesimiz, soluğumuz, boyun eğmeyen sanatçı Gülcan Altan bizlerle birlikte. Efendim merhaba herkese.
şimdi yağmur durdu mu durmadı mı ona göre ya bir şarkı söyleyeceğim ya birkaç şarkı söyleyeceğim. Birkaç şarkı. Kaç şarkı? Birkaç şarkı. Koroplastlar hayatımızı kurtaran. Ama her türlü zorluğa rağmen her zaman Nazım gibi ayakta olmak, direnmek boynumuzun borcudur diyoruz. Boyun eğme söyleyelim o yüzden. Ona hitap edelim. Ben bir ceviz ağacıyım.
sen bunun farkındasın. Ne polis farkında. Yıkımlara tanıklığa, yıkmaya kararlı olduğu sömürü düzeni tarafından da sanıklığa mecbur bırakılan, yurduna, insanına hasret giden Nazım için yaşamak neydi peki? Onu harekete geçiren nasıl bir hayat kavrayışıydı? Bunu yaşamaya dair şiirinde çok güzel dile getiriyor. Bu güzel şiiri değerli tiyatro sanatçısı Metin Coşkun'dan dinliyoruz. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani bütün işin, gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede, öylesine ki. Mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Bir de çok minik bir bedduası var Nazım'ın. Belki gözden kaçmıştır. Hatırlatayım istedim.
upuzun bir yol gider aynasında karakolun. Durur kanlı kavaklar iki yanında yolun. Gülmeyi unutan memleketimin Kahhar ismiyle kahrolun. Metin Coşkun'a çok teşekkür ediyoruz. Ona yaşamak güzel şey be kardeşim dedirten, bu yıkılası düzene boyun eğmeyip onu yıkmak üzere mücadele edebilmesiydi. Hepimize hala umut taşıyan neşesi, coşkusu, mücadelesiyle sanıyorum ki her daim tazeleniyordu. Şimdi Senan Kara'yı tekrar sahneye alacağız. Güneşi içenlerin türküsü. Türkü. Toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü. Bu bir örgü, alev bir saç örgüsü. Kıvranıyor kanlı kızıl bir meşale gibi yanıyor esmer alınlarında. Bakır ayakları çıplak kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gerindik. Sıçradık, şimşekli rüzgarlara bindik. Kayalardan kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. Alev bilekli süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk. Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız. Toprak kokuyor bakır sakallarımız. Neşemiz sıcak, kan kadar sıcak. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerimizin çengeline yıldızları asarak, ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tütüyor. Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor. Haykırdı en önde giden, emreden bu ses. Bu sesin kuvveti, bu kuvvet. Yaralı aç kurtların gözlerine perde vuran, onları oldukları yerde durduran kuvvet. Emret ki ölelim, emret. Güneş içiyoruz sesinde. Coşuyoruz, coşuyor. Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde mızraklı göğü yırtan atlılar koşuyor. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Toprak bakır, gök bakır. Haykır güneşi içenlerin türküsünü. Haykır, haykıralım. B
anlamayız tek ağzın türküsünü. Her matem gecesi, her bayram günü şarkılarımız. Bir gaz sandığını yere yıkarak, sandığın üstüne çıkarak kocaman elleriyle tempo tutmalıdır. Şimdi o şarkılardan, türkülerden söylemek üzere Ozan Çoban, Güneş Demir ve İlke Kızmaz'ı davet ediyoruz sahneye. Merhabalar. Biraz zor bir gün ama iyi ki burada Nazım'ın yoldaşlarıyla beraberiz. İyi ki burada Nazım'ın umudunu beraber tekrardan içimize alıp ülkeye dair geri vereceğiz umarım. Bizler çok konuşmadan hemen şarkılara geçelim. Zaten yağmur geliyor. Gitarın sesini alıyor musunuz arkadaşlar? Evet. Süper. O zaman hep beraber söylersek bence zaten aşmış oluruz birçok şeyi. Biz ilk olarak bir Nazım Şiir ve Zülfü bestesi Vapur'u çalmak istiyoruz. Teşekkürler.
Şimdi bir Lorca şiiri. Tekrardan divan edip bestesi. Cordoba. Şiiri, bir grup yorum bestesi çalmak istiyoruz. Düşenlere, yolumuza ışık olanlara, yolumuzu aydınlatanlara söylemiş olalım. Bence biliyorsunuz, beraber söyleriz. Biliyorsunuz değil mi? Toprakta
Thank you.
yana da döner sarmayın. Sağ yanımda yerler var, sol yana döner beyim. Damağına bulgur sererler, çıkma hır görürler. Oysa dönem dinem, saçım ipişim teyim. Hançere bağırırlar, oysa dönem dinem. Bu yana da dönder sar beni, bu yana da dönder sar beni. Sağ yanımda yarım var, sol yana dönder beni. Bu yana da dönder sar beni. Yapacak bir şey yok artık. Gelecek güzel günleri olan güvenini yitirmeyip buraya kadar gelip kol kola giren tüm dostlarımız, iyi ki varsınız. Herhalde Nazım'ı yaşatmanın en heyecanlı, en keyifli yollarından biri bu olsa gerek. Ama sanıyorum Nazım'ı yaşatmanın en anlamlı yollarından biri Nazım'ın umudunu, inancını, kararlılığını büyütmek, onun arzuladığı bu kahrolası düzeni yıkıp sınıfsız, sömürüsüz bir ülke ve insanlık mücadelesini büyütmek olsa gerek. O yüzden henüz aramıza katılmayan tüm dostlarımızı gönüllü olmaya çağırıyoruz. Tekrardan gelip bu sesi büyüttüğünüz için, aksaklıklara katlandığınız için sizlere, etkinliğe katkı koyan ve yine tabii ki aksaklıklara katlandıkları için tüm sanatçı dostlarımıza ve elbette ki Nazım'a kocaman bir alkış. Çok yaşa Nazım. Hoşçakalın.